Bak abi iyi insan işte. Açmazsan kapatacak ama. Buyursunlar. Görelim marifetini. Efendim? O kart vizitleri koyuyordun ya, açıyordu her kapıyı. Yine koy, yine açsın bakalım. Burcu ne diyorsun anlamadım. Meryemlere bir kağıt gelmiş evi boşaltmaları için. Ne diyorsun ya? Ya ne bahtsız kızlar bunlar. Bu kadar hızlı olduğuna göre yukarıdan birilerinin işi yine. Emniyet işlerine ben bakıyorum. Tapu kadastro sende. Tamam, tamam. Ben hallederim. Ne olmuş? Abi biz burada yeni ev falan konuşurken kızları evden atmışlar. Düştüm. Yapacağız? Kış geldi. Kızların işleri yok. Meryem de maşallah keçi gibi inatçı. Bu sefer inat edemeyecek. Ne yapacağız ki yeni ekstra? Fırına dönmesini sağlayacağız. Tekrar hem işi hem evi olacak. Yani şu annem meselesi ortaya çıkmasaydı belki de. Şimdi nasıl olacak o iş? Yolda bir kırtasiyede dur. Ha, Ali için değil mi abi? İyi akıl ettin. Yok, sen iyi akıl ettin. Ben başka bir şey için söylemiştim. Ne için abi? Boş senet alacaksın. Adamı kumar masasına oturup borçlandırıp evi öyle mi alacağız? Vay be. Güçlü sen bir an önce Burcu'yu ikna et, evlen. Vallahi. Hayatındaki bütün planları da o yapsın. Olur mu? Ama önce benim dediğimi yapalım ha? Borçlandıracakmış. Kızlara bak. Ne oldu? Bir şeyler yapabilirim sandım ama olmadı. Burcu komiserinde bir avukat tanıdığı falan mı ne varmış? Onunla konuştu ama önce tahliye ediliyormuş, sonra itiraz edecekse geliyormuş. Ölme eşeğim ölme. Bulacağız bir çaresini. Ama ben artık çare aramaktan çok sıkıldım. Gerçekten. Hay kimin bedduası bu üstümüzdeki gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor yani. Meryem abla. Efendim ablacığım. Köpek geldi, topumu aldım. Alalım ne olur. Alırız anneciğim, gel şöyle. Ya ama ne olur. Tamam hadi geliyorum ben şimdi, git sen. Tamam. Hani birlikte alacaktık topunu? Hani vazgeçmiştin sen? Son bir işimiz kalmıştı. Onu da halletmek istedim. Gülümser Hanım nasıl? Sorduğunu bilirse daha mutlu olacak. Sadece bilmek istiyorum. İyi olduğunu mu, kötü olduğunu mu? Savaş onu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Yapma o zaman. Baksana senin aklında o, onun aklında sen. Biz bunu biraz zamana bıraksak daha iyi olacak galiba.
Ne bu? Fırının anahtarı. Evsiz kaldığımızı öğrendin yani. Hala bir yerlerde haber uçuranlar var. Sevenin çok. O fırın benim değil. Tekrar senin olabilir. İmzala. Bu ne? Evsizim, işsizim. Yeni iş kuruyorum. Para lazım. Fırını satıyorum. Yani sen yalan söylemeyi de pek beceremiyorsun ama. Yalan yok. Burada yazıyor. Fırının hacinden aldığım fiyat. Ben yaktığım için tadilat masraflarını eklemedim. Akılsız başın cezası diyelim. Ben gerçekten hepinizden bıktım artık. Tamam. Son işte. İmzala kurtul. Sen içini rahatlatmak istiyorsun. Para falan da umurunda değil. Hem ben sana bunu değil 10 yılda, 20 yılda bile ödeyemem belki. Eskisi gibi çalıştırırsın fırını. Ya ne var bunda Meryem, yavaş yavaş ödersin. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Hayır, ticaret yapıyorum. İşim bu benim. Ev yapıp satıyorum. Bak benim gerçekten oyun oynayacak halim yok. Tamam, şöyle düşün. Sabah poğaçalar, simitler, börekler senden. En az 20 yıl ne yesem derdi yok. Bayağı kafa rahatlığı. Yani bence. Bak. Ben yeni bir hayat kuracaksam eğer, bunu kimsenin merhametiyle yapmayacağım. Kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Peki ne yapacaksın? Yani nerede kalacaksınız? O bizim sorunumuz. Biraz olsun bile içimi rahat ettirmeyeceksin değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.